Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 20-21. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala boşanmayla alakalı bazı hususları bize bildiriyor. Şöyle ki: ve in arattum istibdale zevcin mekâne zevç. Eğer bir eş yerine başka bir eşi değiştirmek istediğinizde, yani hanımınızı boşayıp başka biriyle evlenmek murad ettiğinizde, ve ateytum ihtahunna gintara, onlara siz yüklerle servet de vermiş olsanız, fela ta'khudhu minhu şey'e, bunu geri almayınız, bundan bir şey almayınız. Ete'khudhunehu buhtanen ve ithmen mubine, bir iftira olarak, apaçık bir günah olarak bunu geri almak mı istersiniz? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ, nasıl bunu geri alırsınız ki? وَقَدْ اَفْتَى بَعْدُكُمْ اِلَى بَعْدٍ, siz birbirinizle birleştiniz, beraber oldunuz, birbirinize katıldınız. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَل۪يزًا, ve o kadınlar sizden çok kuvvetli bir ahit aldılar, söz aldılar. Ve böyle bir ahit varken nasıl olur da onlara verdiğiniz mehri geri alırsınız? Değerli izleyenlerim, burada gerek mehir meselesi, gerek boşanma meselesi, bunlara temas ediliyor. Boşanmak Allah-u Teala'nın en sevmediği helal. Ebgadul halal ilallahi at-talak. Yani Allah'ın en sevmediği helal, talak, boşamaktır. Hadiste böyle ifade edilmiş. Evlilik nasıl ki bir fıtri bir durumsa, boşanmak da zaman zaman karşılaşılan bir durum, hayatın acı bir gerçeği. Bazı böyle sistemlerde, bazı dinlerde, inançlarda boşanmak tamamen reddedilmiş. Yani evlendiklerinde artık ömür boyu beraber olmak, ömür boyu bunu devam ettirmek bir esas ve bir türlü boşanamıyorlar. Boşanma diye bir şey onların kanununda yok. Bu iyi niyetle yapılmış bir şey olabilir ama bazı özel durumlar da vardır ki artık iki taraf birbiri için çekilmez hale gelmişse böyle bir durumda boşanmak da hak olur. Böyle bir hak insanların elinden alınmamalı. Evet, esas olan evliliğin devamıdır ve İslamiyet'te de evlilikte esas daimi beraberliktir. Buna et-tebit deniyor, devamlı beraberlik. Hatta dünyada da ahirette de bir ve beraber olmak. Ben bunu sohbetlerimden birinde bir yerde ifade ederken işte şöyle söylemiştim. Dünyadayken karı koca olanlar diğer alemde cennete gittiklerinde yine orada beraber olacaklar. Ben bunu söyleyince cemaattan dinleyenlerden bir tanesi, hocam dedi, bu dünyada çektiğimiz yetmez mi? Orada da mı çekeceğiz? Ben o zaman şunu söyledim. Dedim ki durum orada farklı. Bu dünya bir çile yeri. Bu dünyada gerek kadının gerek erkeğin bazı dikenli yönleri var, sivri yönleri var. Bundan dolayı ailelerde geçimsizlik olabiliyor. Aile hayatı zaman zaman badireler atlatabiliyor ve aile ortamında sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama diğer aleme gidildiğinde artık orada problem olmayacak. Orada insanlar gerçekten mutlu olacaklar ve Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Biz onlardan وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ, ne kadar gıllı gış, ne kadar kötü duyguları varsa onları söküp alacağız. Ve dünyada insanlar dikenli gül misali, güzel yönleri var ama dikenleri de var. Diğer alemde bu dikenler sökülecek. Mesela kadın erkek yaşlı vaziyette ölmüş olabilirler ama cennete gittiklerinde yaşlı olmayacaklar. Cennette yeni bir yaratılışla cennete uygun bir şekilde yaratılacaklar ve cennetten ona göre istifade edecekler. Kadın veya erkekte çirkinlik olabilir, sesinde veya suretinde veya başka şeyinde bazı kusurlar, pürüzler olabilir. Çünkü bu dünyada mutlaka insanlarda bir takım kusurlar, bir takım arızalar bulunmaktadır. Ama diğer aleme gidildiğinde bunlar devam etmeyecek ve o arızalar orada giderilecek. Dünya çile yeri, cennet ise bir safa yeri, bir mükafat yeri. Böyle olunca cenneti şu dünya şartlarına kıyas etmek yanlış olur. İşte
Buna göre bakmak lazım. Evet, İslamiyet'te de esas olan dünya ve ahirette beraberliktir. İşte nikahta da bu beraberlik zaten ifade edilmiş oluyor. Dünya ve ahirette bir ve beraber olacaklarını orada bir nevi kabullenmiş oluyorlar. Ancak çok özel durumlar olabilir. Diyelim kadının veya erkeğin gayrimeşru beraberliği olabilir. Bu durumda evliliğin devam etmesinin bir anlamı kalmaz. Ve o zaman boşanmak da bir hak olur. Boşanmak hoş bir şey değildir ama şartları tahakkuk ettiğinde dinde böyle bir mesele de vardır ve boşanmak da bir haktır tabiri caizse. Allah-u Teala burada ayette kocalara, beylere hitap ediyor ve onlara diyor ki hanımınızı boşayıp onun yerine başka bir hanımla evlenmek istediğinizde eski hanımınıza verdiğiniz mehirden bir şey almayın. Hatta ona yüklerle çok fazla da vermiş olsanız ondan bir şeyi geri almayın. Yani geri almak erkekliğe de yakışmaz. Dini ölçüler çerçevesinde de uygun bir şey değildir. Bu konuda şöyle bir olay da kitaplarımızda nakledilir. Malum mehir evlilikte kadına verilen paydır. Kadına verilen ekonomik değeri olan şeylerdir. Bu ziynet eşyaları olabilir, para olabilir, bir daire gibi şeyler olabilir. Artık nasıl takdir edilmişse, iki taraf nasıl anlaşmışsa ve bu doğrudan doğruya kadının hakkıdır. Ve kadının ne anne babasının ne de kadının kocasının bunu tek taraflı olarak alma yetkileri yoktur. Kadın hibe ederse o ayrı mesele. Ama hibe etmedikten sonra normal kendi mülküdür. İstediği gibi tasarrufta bulunabilir. İşte bununla alakalı şöyle bir olay anlatılıyor. Hazreti Ömer halife iken bir defasında hutbede diyor ki: "Ey insanlar, mehir miktarlarını yüksek tutmayın. İşte şöyle şöyle sakıncaları var." diye anlatıyor. Cemaatte kadınlardan da var. Kadınlar Peygamberimiz döneminde de mescide geliyorlardı ve mescitte arka safta bulunuyorlardı. Peygamberimizin konuşmasından o şekilde istifade ediyorlardı. Cuma'ya da geliyorlardı, vakit namazlarına da gelebiliyorlardı. Hazreti Ömer döneminde de bunun devam ettiği anlaşılıyor. İşte cemaat içinde kadınlar da var. Hazreti Ömer hutbesinde diyor ki: "Ey insanlar, mehirleri yüksek tutmayın." Bunun üzerine kadınlar tarafından bir ses yükseliyor ve kadın diyor ki: "Ey Ömer, Allah veriyor, sen ise Allah'ın verdiğini engellemeye çalışıyorsun." Hazreti Ömer de şaşırıyor, dinleyenler de şaşırıyor ve kadın biraz önce okuduğumuz ayeti okuyor. Ve ateytum ihtahunna gintaran fela ta'huzu minhu şey'e. Yani onlara yüklerle de vermiş olsanız geri almayın. Allah böyle buyurmuyor mu? Demek çok fazla da verilebilir. Ayetten bu anlaşılıyor diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle bir düşünüyor ve ardından da diyor ki: "Kadın doğru söyledi. Serbestsiniz." diyor. "İstediğiniz kadar mehir verebilirsiniz." Demek ki mehirde iki tarafın rızası esastır. İki taraf aza da razı olabilirler. Yani Peygamberimiz döneminde de olmuş. Mesela delikanlının verecek bir şeyi yok ama Kur'an okumasını biliyor. Hanımına Kur'an öğretmek tarzında bir mehir takdir ediliyor. Peygamberimiz delikanlıya diyor ki: "Hanımına Kur'an öğretmek senin mehrin olsun." Kız tarafı da bunu kabul ettiğinde problem kalmıyor ve o şekilde evleniyorlar. Evliliği kolaylaştırmak lazım. Merhum Hamdi Yazır bu noktada şunu söylüyor. Diyor ki: "Evliliği kolaylaştırmak gerekir. Evliliği zorlaştırmakta zinayı kolaylaştırmak ortaya çıkar." Yani evlilik yolları zorlaştırılırsa, işte mehirler çok yüksek tutulacak olursa veya başlık parası gibi şeyler konulacak olursa, o zaman gençler evlenemeyecek. Evlenemeyince de enerjilerini gayrimeşru yollarda tüketecekler. Aile yuvası kurmak değil de gayrimeşru bir takım yerlere gidecekler. Gayrimeşru beraberlikler içerisinde olacaklar. Ve günümüz şartlarında bu çok ciddi boyutlarda olduğu az çok görülüyor ve anlaşılıyor. Özellikle bir takım televizyonların programlarında
gayrimeşru beraberlik adeta özendiriliyor. Ve o gayrimeşru beraberlik çok cazip gibi gösteriliyor. Pek sorumluluğu yok. Herkes kendi keyfine göre yaşayabiliyor. Gençlere cazip gelebiliyor. Halbuki evlilik çok ciddi bir müessesedir. Ve evlilikte geleceğin nesillerini yetiştirmek vardır. Ve evliliğin muharriki, harekete geçirici unsuru sadece cinsellik değildir ve olmamalıdır. O böyle bir araya gelmeye bir vesiledir. Ama asıl olan geleceğin parlak nesillerini, altın nesillerini yetiştirmektir. İki taraf çok ciddi bir şekilde, ciddi düşüncelerle diyelim evlendiler. Ama bir imtizaçsızlık söz konusu olabilir. İki taraftan birinde veya iki tarafın her ikisinde problemler yaşanabilir. Çok ciddi boyuta geldiğinde artık boşanmak da hak olur. Böyle bir durumda kadına verilmiş olan mehir onun hakkıdır. Onu geri almaya çalışmak, geri almak için bir takım baskı uygulamak, doğrudan şiddet kullanmak veya psikolojik baskı uygulamak, bu gibi şeyler uygun değil. Ve bu anlamda günümüzde boşanma olayları maalesef gittikçe artmakta. Bu da acı bir gerçek. İslam dünyası diğer yerlere kıyas edildiğinde evlilik noktasında daha iyi durumdadır. Avrupa'yı bilenler, gezip görenler orada boşanma oranlarının çok daha ileri boyutta olduğunu görüyorlar. Bir takım Avrupa ülkelerinde her iki evlilikten birisi boşanmayla neticeleniyor. Yani insanların yarısı evleniyor, boşanıyor. Bazıları iki defa, üç defa evlenip boşandıkları oluyor. İslam dünyasında ise her ne kadar boşanma dini ölçüler çerçevesinde düşünüldüğünde kolay gibi görülse de normalde bu telaffuz edilmez. Ve iki taraf birbirini kabullenmiş olur. Eksiklikleri, aksaklıkları varsa da bunları telafiye çalışır. Ve o şekilde evlilik hayatını daha düzgün bir şekilde götürebilirler. Tabii insanları boşanmaya sevk eden değişik sebepler olabiliyor. İşte bunlardan birisi diyelim ki kadının veya erkeğin uyumsuzluğu, bir takım mizacındaki bozukluklar olabilir. Psikolojik bozukluklar olabilir. Veya diyelim erkek veya kadın gözü başkasındaysa, başkalarıyla beraberliği söz konusuysa, bu gibi durumlar, bunlar gerçekten boşanmaya götüren sebeplerdir. Veya diyelim erkek kumara alışmış ve kazandığını kumara yatırıyor, evine doğru düz bir şey getirmiyor, bir yandan da içki içiyor, bu gibi sıkıntılı durumlar var. Bu durumda ya kadın bunu sineye çekecek, sabredecek veyahut başka bir çare kalmamışsa boşanma talebinde bulunacak. Veya kadının bir takım problemleri varsa ve bunlar bir türlü aşılamamışsa erkek bu noktada bir boşanma yetkisini kullanabilir ve aile hayatı bu şekilde sona erebilir. Artık başkalarıyla evlenmeleri o zaman hak olur. Ben programımın son kısmında bir mutluluk reçetesi vererek programı noktalamak istiyorum. Bugünkü programımızı. Bir kadın böyle hoca dedikleri birisine varmış. İşte bazı hoca denilen kimseler var. Bunlar muska denilen nüsha yazıyorlar. Ve yazdıkları şeylerle insanlara belki faydalı olmaya çalışıyorlar. Doğru veya eğri. Bu manada toplumda bir uygulama var. İşte böyle meşhur olanlardan birisine aile hayatında ciddi problemler yaşayan bir kadın gidiyor ve diyor ki benim kocamla aram pek iyi değil, mutlu bir aile yuvam yok, bize bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk muskası yazabilir misin? O da olur diyor, yazayım. Ve ya bir şeyler karalıyor, naylona sarıyor, kadına veriyor. Diyor ki bunu üzerinde taşıyacaksın. Ama bu muskanın etkili olabilmesi için 40 gün çok özel bir şey uygulamak gerekiyor diyor. 40 gün boyunca kocandan önce kalkacaksın ve kahvaltıyı hazırlayacaksın. Kocacığım kahvaltı hazır diye ona haber vereceksin. Ve evden çıkarken
İşte ceketini, paltosunu tutacaksın, giydireceksin ve güler yüzle onu uğurlayacaksın. Akşama eve geldiğinde güler yüzle karşılayacaksın. Çok güzel yemekleri hazır edeceksin. Ve bu anlamda 40 gün boyunca kocanın gönlünü hiç kırmayacaksın. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Bunlara dikkat ettiğinde 40 gün içinde bu muska tesirini gösterir diyor. Kadıncağız bu reçeteyi uygulamak için muskayı da üzerine alarak evine gidiyor ve diğer günden itibaren uygulamaya başlıyor. Kocasından önce kalkıyor ve kahvaltıyı güzelce hazırlıyor. Kocacığım kahvaltı hazır diyor. Ardından güler yüzle uğurluyor. İşte uğurlarken elbisesini tutuyor. Döndüğünde güler yüzle karşılıyor. Güzel yemekler hazırlamış oluyor. 15 gün falan geçince aralarında hiçbir problem kalmıyor. İki taraf da gayet mutlu. Kadın böyle sevinçten uçacak. 15 gün sonra muskayı yazdırdığı kişiye gidiyor ve diyor ki 40 güne lüzum kalmadı, 15 günde tesirini gösterdi. Baya diyor kuvvetli bir muska yazmışsın. Bunun üzerine muskayı yazan, kızım diyor o muskayı bana ver. Muskayı alıyor, çözüyor ve yazdıklarını gösteriyor. Aslında bir şey yazmamış, sadece karalamış. Manalı bir şey yok. Ve ardından da diyor ki, kızım diyor, aslında sizin probleminiz yok. Yani bunun muskayla falan da bir alakası yok. Sizin probleminiz birbirinizi anlayamamak ve birbirinize müsamahayla bakamamak. Ama diyor, bak 15 gün boyunca sen tek taraflı da olsa hal ve hareketlerine dikkat ettin. Bunun neticesinde kocan da düzeldi. Merak etme diyor. Bundan sonra da böyle uygulamaya devam et. Mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Ve gerçekten kadın dönüyor. Mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte günümüzde bazı ailelerde acaba bize büyü mü yapıldı? Acaba bize muska mı yapıldı? Aramızı bozmak isteyenler mi var? Böyle tereddütler dolaşabilir. Veya bir hocaya gitsek, okutsak, üfletsek mutluluğu yakalayabilir miyiz? Böyle söyleyenler var. Bunlara hiç lüzum yok. Yani sihri ben reddetmiyorum. Sihrin tesiri olabilir. Ama %90 vakalarda ortada bir büyü yoktur, bir sihir yoktur. İki tarafın birbirini anlayamaması vardır. Nasıl ki biri Çince, diğeri Türkçe konuşsa, ikisi birbirinin dilini bilmiyorsa birbirlerini anlamamış olurlar. Aynı şeyleri de söyleseler, birbirine mutabık da kalsalar ama ne dedikleri anlaşılmaz. Aile hayatında da iki taraf gerçekten birbirinin dilini, sevgi dillerini bilmiyorsa, iki taraf birbirini nasıl mutlu edebilir bunları bilmiyorsa, bunların muskalık bir şeyi yoktur. Bilgiye ihtiyaçları vardır, metoda ihtiyaçları vardır. Ve toleranslı hareket edildiğinde karşılıklı rıza, hoşgörü, sabır, hataları mümkün olduğunca görmemeye çalışmak, kusurları düzeltme noktasında işi biraz zamana yaymak, bu gibi esaslara dikkat edildiğinde bunlar gerçekten aile hayatında mutluluğu yakalayabileceklerdir. Çok daha mutlu bir şekilde yaşayabileceklerdir. Allahu Teala bütün evli olanlarımıza mutlu bir şekilde yaşamayı nasip eylesin, nesillerini mübarek eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.